Savunma Sanayi STT'den herkese merhabalar. Şu anda Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesisindeyiz. Bu tesislerde F-16'dan Anka'ya, Atak'tan Aksungur'a kadar birçok hava aracı geliştiriliyor, üretiliyor ve kullanıcılarına teslim ediliyor. TUSAŞ halihazırda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçağı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek yıl hangardan çıkış yapması planlanan Milli Muharip Uçağı giden yoldaki en önemli, en kritik kilometre taşı ise Hürjet. Hürjet, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı. Bu videomuzda Hürjet hakkında yetkililerden bilgi alıp üretim faaliyetleri devam eden prototip uçağı görüntüleyeceğiz. Hürjet projemizi biz 2017 yılının son çeyreğinde başlattık. Tabii bu proje özellikle kendi hava kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldı. İlk ana konfigürasyon jet eğitim konfigürasyonu. Pilot eğitimlerinin harbi hazırlık aşamasına devam ettiği bir faz var. Orada da yine harbi hazırlık uçağı olarak kullanılabiliyor olacak. Ayrıca akrobasi timlerinin akrobasi uçuşlarında kullanılabileceği bir konfigürasyon da geliştiriyor olacağız. Bir de hava tatbikatlarında kullanılan red aircraft dediğimiz, kırmızı uçak dediğimiz, yani düşman pilolarını temsil eden rolde de kullanımı amaçlanıyor bu uçağın. Tasarımın başlangıcında biz farklı alternatifleri değerlendirdik. Öncelikli olarak tek motor mu, çift motor mu sorusunun cevabını aldık. Belli tasarım verileri ışığında, belli tasarım süreçlerini geçirerek tek motorlu olma kararını verdik. Tek motora indirgediğimizde tasarımı, alternatif olan motorları inceledik. Tabii hepsinin kendine göre artıları var, eksileri var. Nihayetinde F-404 motoruna karar kıldık. GE firmasıyla anlaşmamızı yaptık. Şimdi tabii tasarım aşamasını tamamladık. Bu yılın, geçen yılın başında kritik tasarım aşaması dediğimiz süreci tamamladık. Bu ne demek? Artık tasarımımız olgun bir seviyeye geldi. Üretime geçebiliriz demek. Şimdi üretimin tabii safhaları var. Ne yapıyoruz? Önce detay parçaları, her bir parçayı tek tek ürettiriyoruz. Sonra uçağın belli komponentlerini monte etmemiz gerekiyor. Atıyorum, işte önce kanadı monte ediyoruz. İşte gövdeyi birkaç parçaya ayırıyoruz. Her bir parçayı ayrı ayrı monte ediyoruz. Monte etmek demek, demin söylediğim detay parçaları bir araya getiriyoruz. Artı bu detay parçaların, bu komponentin içerisinde olması gereken alt sistemlerle ilgili entegrasyon da yapıyoruz. Bu ne demek? Hidrolik sistemle ilgili bir parça varsa orada, elektrik sistemiyle ilgili bir parça varsa, işte aviyonikle ilgili bazı komponentler varsa eklenmesi gereken o bölge içerisine, onları da tamamlıyoruz. Şimdi şu burada bulunduğumuz bölge, demin söylediğim komponent safhasındaki montaj hattımız bizim. Burada işte orta gövdeyi artık detay parçalar üretiliyor, peyderpey bize gelmeye başlıyor. Gelen detay parçaları bir araya getirmemiz gerekiyor. Bir Lego gibi parçaları bir araya getirerek uçağı oluşturacağız. Tabii uçağı oluştururken bu Lego parçalarını biz bir boşlukta bir araya getirmiyoruz. Bunları bir araya getirebilmemiz için bazı tool dediğimiz, tezgah dediğimiz bir aparata ihtiyacımız oluyor. Bu nedir? Orta gövdenin tulu diyoruz. Bunu koyuyoruz, bir çerçeve gibi düşünün. O çerçevenin içerisine getiriyoruz. Ön gövdenin parçalarını birleştirerek ön gövdeyi oluşturuyoruz. Şu an bulunduğumuz yer, dediğim gibi, arkamızda bu tulları görüyorsunuz. Bu dediğim çerçeveleri görüyorsunuz. Ve çerçevelerin içerisinde komponent bazlı montaj faaliyetlerini görüyorsunuz. Bu komponent bazlı montajlar tamamlandığı zaman ne yapacağız? O komponenti bu çerçevenin içerisinden, bu takımın içerisinden çıkaracağız. Sonra yan taraftaki son montaj hattını alacağız. O da ne yapacak? Artık kanat başlı başına tamamlanmış oluyor. Gövdeler parçaları tamamlanmış oluyor. Kuyruğu tamamlanmış oluyor. Sonra uçağı bir bütün haline getireceğiz. Bu son montaj hattı. Ve uçağın son montaj hattında son haline geldikten sonra da uçak seviyesi testlerini yapacağız. Burada demin söylediğim gibi hidrolikle ilgili bir entegrasyon yaptıysak bir komponentin içerisine, onun testlerini de bu aşamada yapacağız.
Sonra da bütün parçaları bir araya getirdiğimizde son montaj hattında uçak seviyesi testlerini yapacağız. Sonra da uçağımız artık uçuşa veya hangardan çıkışa hazır hale gelecek. Sonra hangardan çıktıktan sonra yine testler yapılacak. Bazı yer testleri yapılacak. İnşallah 18 Mart 2023'te de uçağı bütün bu safhalarını tamamlamış bir şekilde uçuşa hazır hale getireceğiz. Şu an biz komponent seviyesi montaj safhasındayız. Bu senenin ortasına doğru son montaj hattı, yani uçak seviyesi son montaj safhasına geçmiş olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar uçak dediğim gibi hangardan çıkar hale gelecek ve sonrasında da Mart 2023'te de uçuşa hazır hale getirmiş olacağız. Şimdi bu 2023'te uçacak olan uçak sizin de söylediğiniz gibi jet eğitim uçağı konfigürasyonu. Şu an kendi hava kuvvetlerimize Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Kaç tane uçak, hangi konfigürasyonda isteniyor, hangi takvimde isteniyor, onların detayları çalışılıyor. O detaylar netleştiğinde biz sonraki aşamalarının da hem tasarımına hem de üretimine başlıyor olacağız. O takvimi destekleyecek bir üretim takvimi belirleyeceğiz. O takvim çerçevesinde çalışmalara başlayacağız. Şu an bizim yaptığımız sadece uçan uçağı üretmiyoruz biz. Aynı zamanda statik test uçağı dediğimiz, yani bir uçağın havada karşılaştığı yükleri karşılayıp karşılamadığını test etmemiz gereken bir uçak daha yapıyoruz. Ona havadaki yüklerin simüle eden yükler uyguluyoruz. Uçak yeterince güvenli bir şekilde üretilmiş mi, tasarlanmış mı, üretilmiş mi onu test edeceğiz. Dolayısıyla şu an hem uçan bir uçak üretiyoruz, hem de bu dediğim statik teste maruz kalacak bir uçak üretiyoruz. Bir de ayrıca ilave testler yapılacak. Nedir? Şimdi uçağın fırlatma koltuğu var. Kanopisi oluyor tabii. Fırlatma koltuğu fırlatıldığı zaman işte o kanopiyi kırıp çıkması gerekiyor. Bununla ilgili de daha öncesinde test yapılması gerekiyor. Bunun için de yine aynı şekilde ön gövdeyi üretiyoruz, kanopiyi üretiyoruz. Ve bunu bu dediğim fırlatma koltuğu testlerinde kullanıyor olacağız. İşte yakıt sistemi testleri yapılıyor mesela. Onun için ayrı bir yakıt sistemi üretimi yapılıyor. O farklı bir şekilde test ediliyor. Uçağın iniş takımları var, hidrolik sistemi var, kontrol sistemi var, kontrol yüzeyleri var. Onların yine aynı şekilde yerde test edilmesi gerekiyor. Onunla ilgili de Iron Bird dediğimiz, demir kuş dediğimiz bir test ortamı oluşturuyoruz. Orada da yine üretilmesi gereken parçaları, diyelim iniş takımı test edilecek orada. Eğleyiciler test edilecek. Dolayısıyla ilave eğleyiciler de üretiliyor. Onlar da test ortamı için kullanılıyor. Şimdi tabii aviyonik sistemi uçağın tabii en önemli, uçağı bir anlamda modern tutan bir sistem, önemli bir sistem. Şimdi bizim bu tasarımı bu aşamada yapıyor olmamız bizim tabii uçağımıza bir avantaj sağlıyor. Yurt dışı fırsatlardan bahsettim. Tabii o ihalelere daha önce tasarlanmış, üretilmiş uçaklar da giriyor. Biz yeni üretilen bir uçak da giriyor olacağız. Bunun avantajları var. Avantajlarından bir tanesi de sizin sorduğunuz gibi aviyonik sistem. En modern aviyonik sistemle biz bu uçağı tasarlıyoruz ve üreteceğiz. Tabii aviyonik sistem konfigürasyona göre de değişim gösterecek. Eğitim uçağının işte aviyonik sistemdeki göstergelerin şekli farklı olacak. Farklı bir konfigürasyona geçtiğimizde o farklı olacak. Tabii bunların bütün yazılımlarını biz kendimiz burada yapıyoruz zaten. Dolayısıyla herhangi bir konfigürasyon değişikliğini çok rahatlıkla kendi ekibimiz yapabiliyor olacak. Şimdi tabii biz bu projeyi başlatırken ana hedefimiz kendi hava kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamak. Fakat sizin de söylediğiniz gibi sadece bu amaçla biz projeyi başlatmadık. Ciddi bir yurt dışı satış potansiyeli var. Bu projeyi başlatırken de zaten bir market analizi yapıyoruz, pazar analizi yapıyoruz. Pazar analizinde bu uçaktan Türkiye olarak, TUSAŞ olarak kaç tane satabiliriz? Hangi konfigürasyonda satabiliriz? Bunun bir fizibilite çalışması yapılıyor. Ona göre proje başlatılıyor. Dolayısıyla ciddi bir yurt dışı satış potansiyeli bu uçağın var. Şimdi henüz uçağın ilk uçuşunu yapmamış olmamıza rağmen şu an biz yurt dışı ihalelerine de girmeye başladık. İşte Malezya örneğini verdiniz.
Malezya bir jet eğitim uçağı olarak değil ama bir hafif taarruz uçağı olarak ve demin bahsettiğim harbe hazırlık eğitimi amaçlı 18 uçaklık, başlangıçta 18 uçaklık, sonrasında ilave paketleri de sipariş edeceğini biliyoruz. 18 uçaklık şu anki ihale. İhaleye girdik, teklifimizi sunduk. Şu an değerlendirme aşamasında. Bu senenin ilk çeyreğinde, yani Mart'a kadar bir kararın verilmesini bekliyoruz. Malezya'nın yanında, Malezya'ya ilave olarak birçok başka yabancı ülkenin de bu uçakla, bu ürünümüzle ilgilendiğini biliyoruz. Değişik fırsatlarda uçağımızla ilgili bilgi istiyorlar. Uçağın tasarımı, geliştirilmesi, uçuşu fazlalığıyla ilgili bilgi almak istiyorlar. Ve uçağın nihai konfigürasyonu ile ilgili kendi ihtiyaçları açısından bakıldığında bize geri bildirimlerde bulunuyorlar. Tabii tasarım aşamasında biz onları da göz önüne alıyoruz.